Merhabalar. Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Bu videoda onu açıklamaya çalışacağız. Öncelikle bedelli askerlik başvurusu yapabilmek için hemen herkes asal.msb.gov.tr'ye giriyor. Gerek yok o siteye girmeye. Site kilitlenmiş durumda zaten. Bedelli askerlik başvurusu yapabilmek için Türkiye.gov.tr'ye girmeniz gerekiyor. Türkiye.gov.tr'de E-Devlet şifresine ihtiyaç var. E-Devlet şifresi olmayanlar hemen bir PTT'ye gidip 3 lira karşılığında E-Devlet şifresi alabilir. Türkiye.gov.tr'ye yazdıktan sonra şuradan Milli Savunma Bakanlığı yazıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı geldi. Arama bölümüne yazdık. Hemen en üstte görüyorsunuz. Asal bedelli başvurusu yapıyoruz. Tıklıyoruz. Burada bir uyarı var. Bu uyarıdan sonra kabul ediyoruz diyoruz. Sonra da bir barkodlu çıktı verecek. Özeti bu. Yalnız bu bölüm Türkiye.gov.tr'den herkese çıkmıyor. Bunun bilinmesi gerekiyor. Kimlere çıkmıyor belki? Bakaya durumda olanlara çıkmayacak. Askere sevk yaptırmış ve henüz katılmamış olanlara çıkmayacak. Askerliğe elverişli değildir rapor olanlara çıkmayacak. Ertesi yıla bırakma raporu olanlara çıkmayacak. Peki bu kişiler ne yapacak, bu dört durumdaki kişiler? Bunların bizzat askerlik şubesine gitmesi gerekiyor. Askerlik şubelerinden işlemlerini yaptıracaklar. Bunun dışındakiler Türkiye.gov.tr'den kabul ediyorum seçeneğinden sonra bir sayfa geliyor. Formu doldurduktan sonra barkodlu ödeme belgesi çıktısını alıyorlar. Barkodlu ödeme belgesi çıktısı şöyle bir şey göstereyim ben. Şöyle bir çıktı alınacak. Bu çıktı da işlemin Türkiye.gov.tr'den yapıldığı yazılıyor. İşte kimlik numarası falan filan onlar yazıyor. Bedeli askerlik ödemesidir diye. Şurada da Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na yapılacak ödeme hesap numaraları yer alıyor. Ondan sonra bunu bankaya götürüyorsunuz. Bankadan ödüyorsunuz. 3 adet de kont alıyorsunuz. Yapılması gereken bir tane iş kalıyor. Götürüp askerlik şubesine veriyorsunuz. Bedeli askerlik başvurusu bu şekilde yapılıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen hesabınızı takip edin.